Kartal Bey. Buyurun. Başlayabilir miyiz müsaitseniz? Kayıttayız. Harika. Canım, buyurun, buyurun. Ben mühendisim biliyorsunuz değil mi? Makine mühendisiyim. Bak kafama da taktım makine mühendisi. Böyle gözlükle de bu yaş karizması yapıyorum tam olarak. Orta yaş Kartal Bey, karizması yalnız yapıyorum. başınızdaki galiba inşaat mühendisi. Öyle mi? Evet, inşaat mühendisi bari. Ya mühendis mühendistir. Boş verin işte. Şimdi ben acıktım, yemek. Yemek geldi mi? Pisişik yeteneklerim iyice gelişti. Nerede burger? Burgeri getirememişim. Sadece patates gelmiş. Burger yok. Bir daha pisişik burger. Sadece patates. Aha bizim neyle iyi? İyi saatte olsunlar. Burgeri de getir. Burger ve kola istiyorum. Gelmiş. Kendi sihrimden haberim yok. Sihir yaparken de demek ki bazı şeylere dikkat etmek gerekiyormuş. Ben Whopper söylemiştim. Master Burger gelmiş. Bir şeyler yanlış gidiyor. Orayı çözemiyoruz işte. Bu programı zaten başında sen öyle beni dürttün müttün oradan dedin ya. Hadi Kartal Bey, hadi Kartal Bey diye. Master Burger geldi. Ben Whopper sipariş etmiştim. Bunu geri gönderip ama dur Whopper'ı biliyoruz. Bunu deneyelim. Zaten günde böyle 2-3 sihir. Dördüncü de yoruluyorum yatıp uyuyasım geliyor. Ama pisişik yeteneklerin yemeğin üstüne gelişmiş olması çok iyi. Mesela şimdi biraz sonra hokus pokus yapıp buraya kocaman bir tandır getirebilirim. Oluyor. Yapıyorum ben bunu. Ay, şimdi dur ben pisişik yeteneğim var nasılsa bunun kağıdını da açıvereyim. Açıldı da şey tabi bunu kağıdıyla tutuyorduk. Kağıt tamamen gitti şimdi. Demek ki psişik yetenekleri de sihir yaparken doğru kullanmak lazım. Bak şimdi tutacak kağıt kalmadı. Susamlara dökülüyor. Hey. Yemeği psişik yapamayacağım. Çünkü yeme bir keyif biliyorsunuz. Master of the Puppets. Master Burger nedir biliyor musunuz? İçi mantarlı. Mayonez. Mantar kokusu var. Ben mantar severim. Mantarın kokusunu da severim. Mayonez mantar karışımını, kremalı mantarlı büftekleri, bonfileleri falan çok severim. Dolayısıyla ya şu Burger King'de yani şuraya biraz ketçap sıkabilirsiniz arkadaşlar ya. Şöyle böyle geldiği zaman ben hoşlaşmıyorum böyle ekmek üstüne et üstüne sostan ya. Neyse yiyeceğiz artık ne yapalım. Şimdi ısırınca mesela müthiş geliyormuş. Böyle yapmaya devam edin derim o zaman. Şu anda aldığım tat nedir biliyor musunuz? Köfte ve ekmek tadı. Daha ağzıma ne mantar, ne mayonez, hiçbir şey gelmedi. Yani hep üstünde duruyoruz ya. Lezzet homojenize değil. Allah'tan köfte lezzetli, yeniyor. Mantara ulaşmak için çaba halindeyim. Ama böyle çevirince içecek geri şey geliyor. Mecbur böyle duracak. Ya bildiğiniz Coca-Cola arkadaşlar. Beğendim. Mantarlı bölgeye gelince güzel oldu. Ya şöyle yapacağım ya. İyice sapıttık artık. Mantara ulaşmak için. Mantarlı mayonezli bölgeye gelince güzel. Ama sanki mantarın ve mayonezin biraz daha çok olması gerekiyor. İçinde biraz malzeme eksikliği yok. Yani sıradan çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Ama hani yenir mi? Yenir. Bir de dükkanda yemek lazım kendi restoranlarında.
Peki Whopper'la karşılaştırırsanız? Tamam. Tartışmasız Whopper. Kesinlikle Whopper. Hatta şimdi özel sipariş alıyorlar ya. Diyor ki Whopper'ın içine mantar istiyorum de. Aynı mantarı koysunlar. İlla mantar yiyeceksiniz mesela. Bunun çok güzel. Yani bunun kötü değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Güzel. Ama mantarı az. Mayonezi az. Çok ben böyle biraz cambul cumbul tatları seviyorum. Birbirine karışmış. Acık kuruja geldi bana. Ama köfte çok lezzetli. Mantar da lezzetli. Ama hani bir sipariş vereceğim zaman ben Whopper söylerim. Mantarlı burger söylemem diyeceksin ama hala yiyorsun diyeceksin. Yine yiyorum, o başka bir şey. Biraz daha salatalı, soğanlı, zenginleştirebilir. Bu herhalde çok yalın mantar tadıyla et tadını sevenler için. Klasik Burger King ekmeği. Ama dediğim gibi Whopper. Mantarcılar bunu sevmeyecek. Peynir bile yok abi içinde. Peynir yani tamamen bir yok olmuş. Bir daha bir bakayım da. Bazen koyuyorlar, paket veriyor. Peynir yok, soğan yok. Varsa da tamamen yok olmuş. Güzel. Ama dediğim gibi Whopper. Burger King ekmeği. Bundan kaç tane yersin diye soracaksın. Şöyle, sen sormadan ben cevap vereyim bu sefer. Bu bir tane yedim, bunun üstüne Whopper söyler. 4 tane de Whopper yerim bunun üstüne. Aldın mı cevabını? İyi. Bu çok uslu duruyor biliyor musun? Bak bunu çok sevdiler, sürekli söylüyorlar. Aa, uslu dedik. Sen biraz uyu. Şimdi öyle söylenmeye başlarsan. Hadi pış. Hah, aferin. Gözlerini. Oh. Sadece kola kaldı. Diğerlerini gönderdim. Bu uyudu. Uyudu. Arkadaşlar uyudu ufaklık. Onun için söylüyorum. Kısık sesle söylüyorum. Şu kanalıma abone olun lütfen. Bildirimleri açın. Beğeni yapın. Yorumları yapın. Çan çan çan. Bildirim. Beğen. Böyle yukarı doğru olan. Buna basmayın. Buna basacaksınız. YouTube onu kaldırdı artık. Sadece beğenebiliyorlar Kartal Bey. Aa doğru. Beğen yazıyor değil mi aşağıda? Doğru. O zaman beğen olana tıklayacaksınız. Instagram'daki gibi bir de bizim çana tıklayacaksınız. Çana sonra tıklayacaksınız. Önce abone olacaksınız. Sonra çana tıklayacaksınız. Aman neyse işte. Önce çana tıklayacaksınız. Yok. Çan bu şey gibi oldu. Hababam sınıfındaki müfettişe döndüm. Kafam karıştı. Abone olacaksınız. Toparlayalım. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bu kadar. Hokus pokus. Bay bay. Görüşmek üzere.